Evet, selamlar. Güzel bir cumartesi günü. Çok rüzgar var. Bugün motosiklette aralara girmekten ve kapı açma kazalarından bahsedeceğim. Rally yapıyor. Neler oluyor? Etkilendim. Allah. Bu neymiş? Bu nasıl bir yokuş? Ulan. Bebek. Bebeğe gidelim hadi. Malum motosikletin en büyük avantajlarından biri trafikte sıkışmamak, trafikte takılı kalmamak, aralara girerek hızlı bir şekilde yol alabilme. Motosikletlerin aralara girerek devam etmesi aslında birçok farklı etki doğuruyor. Bunlardan biri, biz motosikletler olarak bu şekilde şuradan aradan gitmesek ve trafikte böyle beklesek, bütün motosikletler bunu yapsa gerçekten trafiğin yoğunluğunda kat kat artış olacak. Ama böyle giderek, aralardan geçerek hem trafiği kilitlememiş oluyoruz. Bir araba bunu yapmaya çalışsa çoğu yerden geçemeyecek ve trafiği durdurmuş olacak. Ama motosikletle böyle yaptığımızda trafiğin akışını aslında sağlıyoruz bir bakıma. Trafiği durdurmamış oluyoruz ve trafikteki yoğunluğa da bir katkıda bulunmamış oluyoruz. Tabi bunun şöyle bir yönü de var. Otomobiller gibi şeritten normal hiç araya girmeden böyle konumlanarak gittiğimiz durumlarda hepimiz yaşıyoruzdur bunu. Otomobillerin tacizlerine ve sıkıştırmalarına maruz kalıyoruz. Çünkü otomobil sürücülerinde bulduğu her boşluğa girme gibi bir alışkanlık var maalesef. O yüzden bizim bu şeritte kapladığımız alanın küçük olması, etrafımızda boşlukların olması otomobillere girebilecek bir boşluk gibi gözüküyor. Ve bazıları da bunu resmen canımıza kastederek, hayatımızı tehlikeye atarak yapıyor. O yüzden motosikletin küçük olmasını değerlendirerek aralardan geçmemiz birçok açıdan sorun teşkil etmiyor. Ama tabii ki bu durum bizim trafikle ilgili düzenlemelerimizde yasal değil. O yüzden aralardan giderken olabildiğince dikkatli, ekstra özen ve dikkat göstererek, her türlü tehlikeyi öngörerek gitmemiz gerekiyor. Çocuk çıkabilir, yaya çıkabilir, büyük araçların arkasından herhangi bir tehlike önümüze çıkabilir. Keşke şuradan dönseydim. O yüzden bizim bu şekilde giderken zaten doğal hakkımızmış gibi değil de normalde yapmamamız gereken ama göz yumulan bir şey yaptığımızın farkında olarak dikkatli gitmemiz gerekiyor. Diğer araçları taciz etmemek, örneğin bisikletlileri sıkıştırmamak, kornayla vesaire rahatsızlık vermemek gerekiyor. Bisiklet kullanırken de bu tarz bir sürüş yapmamız gerekebiliyor. Örneğin bu Beşiktaş-Sarıyer arasındaki sahil yolunda bazen trafik o kadar yavaş akıyor ki bisikletle de, bisikletin doğal hızıyla da aralardan geçerek gitmemiz gerekiyor. Trafik normal akışında olsa bile bisiklet sürücüleri olarak şeritten gitmemiz gerekiyor olsa da fiilen araçların hızlı gidiyor olması ve güvenlik tedbirleri nedeniyle şerit çizgisinden gidiyoruz genelde. O yüzden sağdaki arabalara da yakın gitme durumu söz konusu oluyor. Örneğin şurada park etmiş arabalara şuradan giderek yakın sürüyoruz. Tüm bunlar arabaların kapı açması sonucunda ciddi kaza yaşama riskleri doğuruyor. Bir benzin alayım. Eyvallah, tamamdır. Tamamdır. Kolay gelsin abi. 10,610 litre. 224 lira. Evet. Ne diyordum?
Bu şekilde kapı açma sonucunda bir kaza yaşandığında motosikletler üzerinde orada olunmaması gerektiği, yani bu aralara girmemek gerektiği ileri sürülerek direkt bütün suç motosikletteymiş gibi bir algı var. Hatta öyle ki bir kaza olduğunda gelip tutanak tutan polis memuru dahi bu algıya sahip olabiliyor ve %100 kusurlu olarak motosiklet sürücüsünü gösterebiliyor. Halbuki bir araçtan inmek, araca binmek hem sürücü için hem yolcu için belli kurallara bağlanmış. Öncelikle kanunda bu konudaki düzenlemede şu vurgulanmış. Bir araç yolcu indirecekse yolun en sağına yanaşıp durmak zorundadır öncelikle. Yani yolun ortasında şeritte dururken yolcu indirmek kesinlikle yasak. Bunu dur kalk trafiklerinde çok sık görüyoruz. Duran trafikte yanındaki yolcuyu indiriyorlar. O da hiç aynaya maynaya bakmadan, etrafına bakmadan kapıyı açıyor. Böyle bir durumda motosikletlinin orada filtreleme yapıyor olması, araçtan inen yolcunun ve o yolcuyu indiren sürücünün kusurunu, hatasını ortadan kaldırmıyor. O yüzden yolcu indirirken yolun en sağına yanaşmak zorunlu. Yanaştıktan sonra da yolcunun sağdan inme zorunluluğu düzenlenmiş. Arabanın sağ kapısından yolcu indirilir diyor kanun. Ve bu zorunluluğu hem sürücüye hem yolcuya yüklüyor. İnecek olan yolcu sağdan inmek zorunda. Sürücü de o yolcunun sağdan inmesini sağlamak zorundadır. Peki sürücü böyle bir durumda ne yapacak? Yani sürücü sağdan inemez haliyle. Bunu da yönetmelikteki daha genel kapsamlı bir düzenleme karşılıyor. Bu düzenlemede deniyor ki karayolunu kullananlar için bir tehlike veya engel teşkil etmeyeceğinden emin olunmadıkça aracı durdurduktan sonra kontrolsüz bir şekilde inip binmek yasaktır. Yani hem yolcu sağda inerken hem sürücü kendi kapısından inerken etrafını kontrol etmekte yükümlüdür. Hiç bakmadan fütursuzca kapı açamaz. Peki tüm bunların anlamı ne? Şu, toplumdaki bu bilinç, yani motosikletlerin aradan gittiği için bütün suç onun, ben istediğim gibi kapımı açarım, seni mi kontrol edeceğim gibi bilinç doğru değil. Şöyle örnekler görebiliyoruz. Araç sürücüsü 3 şeritli yolda sol şeritteyken ya da orta şeritteyken kapısını açıyor herhangi bir sebeple. İşte ne bileyim, bagajdan bir şey alıyor, ceketini çıkarıyor falan. Fütursuzca etrafını kollamadan yolun ortasındayken kapısını açıyor. Motosiklet oradayken bir kaza yaşanıyor veya uzamak kala kurtarılıyor. Senin burada ne işin var diyor. Motosikletlinin orada olmaya hakkı yoksa senin de o kapıyı açmaya hakkın yok. Zaten hukuki düzlemde de böyle bir durumda kusur belirlemesi yapılırken ve her iki tarafta da bir kusur varsa burada hangisinin daha ağır kusurlu olduğu değerlendirmesi yapılır. Örneğin oyuncu İsrafil Köse'nin yanılmıyorsam 2016 yılında geçirdiği bir motosiklet kazası var. Kendisi motosikletle ilerlerken bir taksi şoförünün kapısını açmasıyla kapısına çarpıyor ve savrularak kaza yapıyor, hayatını kaybediyor. Bu kaza sonrasında savcılık tarafından taksi şoförüne taksirle ölüme neden olmaktan dava açılıyor. Ve davanın sonucunda mahkeme taksi şoförünün daha ağır kusurlu olduğunu belirleyip alt sınıra yakın da olsa bir hapis cezasına karar veriyor ve bunu paraya çeviriyor. Bu şu demek, mahkeme burada kapısını açan taksi şoförünü asıl sebep görüyor kazanın oluşumunda. Bu cezai anlamda yapılan bir yargılama sonucunda verilmiş bir karar. Hukuki olarak da maddi sorumlulukla ilgili yine benzer incelemeler yapılır, rezil kişi raporları alınır ve bir kusur belirlemesi yapılır. O yüzden ezber bir şekilde motosikletlilerin kusurlu olduğu söylemi doğru değil. Bu konuda oluşturulmaya çalışılan bir bilinç var. Bir otomobilden inerken kapıya uzak olan elimizi kullanarak kapıyı açtığımızda etraftan tehlike oluşturulabilecek bir durum var mı? Arkadan gelen bisikletli ya da motosikletli var mı? Bunu daha kolay fark etme şansımız oluyor. O yüzden bu bilincin oturması önemli.
Mesela bak burada yandan gidiyoruz. Burada bizim olmamamız gerekiyor. Doğru. Ama bizim burada gitmemiz, yani üsturuplu bir şekilde gitmemiz diyeyim hadi, trafiğe herhangi bir zarar vermiyor. Kimseyi engellemiyor. Bak tam kapı açmalık yer. Araçların bu zorunluluğundan bahsederken tabii ki dediğim gibi haklı bile olsak ya da bahsettiğim kurallara göre daha az suçlu bile olsak böyle bir durumu yaşamak bize zarar verecek. O yüzden olabildiğince dikkatli, yavaş. Böyle bir durum olduğunda, yani bir araba kapısını açtığında tedbir alabilecek gibi gitmek en iyisi. Evet, bu keyifli yolda biraz daha sürdükten sonra termosumu aldığım kahveyi içip yola devam ederim. Herkese iyi sürüşler. Tebrikler. Ama bak soldan indiriyor. Soldan indirmeyeceksin, yasak. Ama en azından yolcu etrafına baktı, arkasına baktı ve beni görüp kapıyı açmadı. Şurada bir yerde bir bank bulup çökelim.